Merhaba arkadaşlar. Keyifci'deyim. KFC. Maske takma zorunluluğu geldi de. Bir şeyler sipariş ettim. Onu bekliyorum bakalım. 3-5 dakikamız var. Abi geze geze yoruldum ya. Ne istediğimi de bilmiyorum abi. Dürüme benzer bir şey istedim. Bakalım ne gelecek. Tabii ki çay. Gelsin ya. Karnım acıktı abi. Bugün hava soğuk soğuk. İnsan gibi soğuk değil. Bacım benim mi? Bak hele. Türkiye'de olsa gitmem. Abi bugün canım tavuk çekti. Tavuk. Yanına patates, patates. Tabi. Sulu şeyler yemeyeceğim bugün abi. Şu arkadaki sarı var ya. Yemeğini yarım bıraktı. Buradaki personelin canını okuyor. Yanlış getirmişler siparişi. Yani böyle Türkçe bilirse kızacaktım ona. Tabii lan ne kızıyor oğlum personele. Bak hele küstü. Bekliyor şimdi siparişi. Şöyle. Oğlum personel iyi davranacaksın. İyi iyi. Adam işine, içine var ya parmağını sopayla getirir yemeği. Haberin olmaz. Tabii. Neyse arkadaşlar. Yemek gelsin devam ederiz. Şu maskeyi sevmedim ya. Siyah maskeye takayım ben. Burada şimdi numaramız var. 1442. Ne demekse. 1442 numara. Bunu şimdi Rusça söyleyecek gideceğim. Tabii numarayı söylüyorlar. Öyle buranın adeti böyle abi. Herkes sırada bak. Elinde kağıt. Herkes sırada bekliyor. Binleri bilmiyorum Rusça. Nasıl alacak? Neyse şu kız var ya. Ücret ödediğim kız. Kafayı aldım onu. Benim siparişi bana getir diyeceğim. Abi biriyle diyalog kuracaksın, onunla götüreceksin işte tabi. Neyse abi karnım acıktı. Çıkmak üzere. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Siparişimizi aldık. Sipariş bu. Ben yine yan duruyorum. Üçlü masaya oturdum. Abi bura güzel, fena. Fena değil. Manzaram da var. Buraya bakalım. Manzaram da var abi. Hava yağmurlu bugün. Tamam mı? Böyle kendime ekmek arası tavuk, çay, ondan sonra ekmek arası tavuk çay ısmarladım kendime. İsmini bilmiyordum. Resimlere baktım abi. Resimlerdeki ismi biliyorum zaten. Rusça okumayı biliyoruz. İyi kötü. Söyleme saçtır. Dedim ki falanca olsun dedim. Tamam. 5 dakika falan bekledim. 5-6 dakika. Hemen getirdik. Bakalım çayla ekmek arası bir şeyler yiyeceğim. Tavuk gibi bir şey. Nereye benziyor? KFC burası. Türkiye'de olsa siktir sene girmem. Oo bak güzel abi. Güzel güzel. Bir de ki lavaşa benziyor biraz bak. Mis. Abi bugün geziyorum. Deli gibi geziyorum bugün. Geziyorum fakat hava yağmurlu. Kar yağabilir. Damında su var, çay yok. Bir yanlışlık olabilir mi? Bak ya. Bak. Arkadaşlar, bunun içinden çıkıyor çay. Ya biz bu KFC'lere falan gitmiyoruz mu memlekette ya? Ya bir arkadaş götürsen. Bak ya, bak güzel güzel ha. Enteresan lan. Abi ilk defa söyleme sahiptir. Ben karşıyım bu Amerikan sermayesine. Amerika işine karşıyız fakat bu işlerden de uzak kalmamak lazım. Abi her şeyi bileceksin. Gitmiyorsan da gitmeyeceksin. Tamam abi. Bu işi de hallettik. Kimi diyor ki bu kaşığı buradan tutacaksın. Kimi diyor buradan. Abi buradan tutacaksın. Tamam mı? Adam bunu böyle tut diye yaptı sana. Attın mı? Tamam. Şimdi bana tuz lazım. Tuz. Abi herkes sessiz konuşuyor burada. Müzik çalıyor. Şimdi internete de gireceğim. Burada en az 2 saat kalkmam. Deli miyim lan? Ne kalkacağım? Kalkmam abi. Hava yağmurlu. Soğuk. Bir de uzağım. Arkadaşın yerine. Kalkmam abi. Harika akıllısı benim ya.
Abi maske zorunluluğu geldi birkaç gündür. Maske zorunluluğu geldi birkaç gündür. Bak şimdi burada karşı masada hemen bir tanesi uyuyakaldı. Onu kaldırmaya çalışıyorum. Bak göstereyim. Canlı yayın abi, bizde her şey canlı yayın. Çocuğu kaldırmaya çalışıyorlar. Ağzı gözü, affedersin, sallalar akıyor. Muhtemelen o sahipsiz, kimsesiz, sokakta yaşıyor. Abi, burada çok var abi. Ya böyle köprü altlarında falan gördüm. İhtiyarlar, giymiş giymişler, oturuyorlar bir yerde. Kış geliyor artık yavrum. Allah kış geliyor, Allah yardımcısı olsun evsiz baksızlar. Kış geliyor. Bismillah. Güzel. Özür dilerim. Çocuğu çıkarıyorlar. Öyle abi. Her şeyden denemek lazım. Abi. Bu beni bir gün götürür. Bismillah. Bak, buradan benden küçüklere, büyüklere söylüyorum. Abi besmelesiz işe başlamayın. Tamam mı? Besmelesiz adımınızı atmayın. İster az inanın, ister çok inanın. Abi besmelesiz olmaz bu iş. Tamam mı? Ben burada geziyorum da şimdi. Falanca arkadaşın yanına gidiyoruz. Filanca bir arkadaş ortamıyla bir yere takılıyoruz. Tabi onları videoya alacak halim yok. Abi besmele falan yok. Bizdeki, bizim memlekette bu işlere en uzak olan insanlar bile besmele çekiyor abi. Besmele önemli. İşin bereketi besmele de. Kazadan beladan korur. Abi yaparsın yapmazsın. Dini vecibelerin o ayrı bir şey. Bana da bir şey oldu buraya gelince. Ya böyle... Böyle yayıldın mı üçlü masaya? Üçlü masaya yayıldın mı? Ben daha buradan kalkmam abi. En az iki saat. Abi, salak mıyım lan? Şimdi internete gireceğim oradan. Tabii YouTube, müzik falan. Haberler, Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor. 3-5 tane de mahalle dinlerim, oh kendime gelirim abi. Ben böyle biraz mahalle dinlemem lazım. Tabii. Böyle sağdan soldan. Böyle Soner'i açın, o da TV. Hemen karşı taraftan Abdurrahman Dilip abi. Ali Babacan ne yapmış? Ya Ahmet Taş Kedir'e neler diyor? Abi biliyoruz abi. Evet, Ergundiler neler savurtturmuş yine. Ahmet Şimşirgil Hoca var, tarihçi bak, iyi adam. Hükümete falan biraz yakın şeyler konuşuyor ama olsun, tarihçi adam var, iyi adamlar. O adamın, kitaplarını aldım. Ahmet Şimşirgil Hoca. Abi bak, yazar dediğin adam Keloğlu. Abi, yazar, çizer, düşünür, böyle adamlar tamam böyle saçı başı dökerler, kafa yorarlar. Sağdan soldan, istersen çok affedersin, ineğe taksın. Olar bizi ilgilendirmez. İnandığı şeyler, manevi şeyler bizi ilgilendirmez abi. Adam insanlığa, dünyaya, tamam mı, bu yeryüzü için kafa yoruyorsa, bir şeyler yazıyor, çiziyorsa, ne olursa olsun, ipne kuş, sapık, önüne mönme değilse, kitabını al oku. En azından internetten oku. YouTube'dan, YouTube'da adamlar kanal açmışlar, anlatıyorlar. Kitabını alamıyorsan adamın YouTube'dan abone de olma abi. Ben yine bağırarak konuşuyorum ya. Abone de olmasanız adamın ismini girin, takip edin. Abi. Çayı soğuttum da yine. Ha ben bu kapaklı mapaklı işlere alışamadım abi. Çıkaracağım kapağı. Masanın eşek kadar abi. Ben bununla var, 3 bardak çay içerim ha, şununla. Böyle içeceksin abi, üstü açık oluyor.
Of. Şimdi KFC'yi görüyor musun bak? Adam buraya gelmiş. Bunlar da zengin bebesi ha. Kızın, sarı kızın burnunda hızma var. Abi. Bak. Allah Allah. Kız arkadaşının erkek arkadaşıyla öpüşüyor ya. Oğlum o hızma benim rahmetli dedem çok affedersin. Şeylere takardı ya böyle. İşte abi kültür kültür. Gençler buraya gidiyor. Bismillah. Bizim kanal böyle. Kanalın adı Mustafa Sürekli TV. Ya bu ne demek biliyor musun? Ciddi ciddi anlatıyorum ben de. Burada her şey var abi. Spor, siyaset. Fikir, fikriyat. Abi. Yemek, gezi, seyahat. Güvenlik, meslek. Zaten güvenlik, özel güvenlik bizim mesleğimiz. Espri. Sosyal konular, sosyal içerikli konular. Her şey. Burada her şey var abi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla güvenlikçi adam tuşa bastığında nöbette sıkılmasın. Her şeyi dinlesin, izlesin. Beğenmek şart değil abi bak. Bu da söyleyeyim. Beğenmek şart değil. Ben de birçok yere aboneyim. Bakıyorum, ediyorum, dinliyorum ama beğenmiyorum. O başka bir şey ama abone olmak, kanalı büyütmek, birilerini tavsiye etmek bu güzel bir şey. Abi. Ya ben bu gürültü işinden baktım ya. Valla. İki video çekelim diyoruz. Makineden ses geliyor. Buraya geldik. Sessiz köşe. Bak. Bugün bileti check-in ettirdim. Ne demekse check-in. Ya şurada Türkçe şeyler yazıyor. Bileti check-in ettirdim. Yok rezerve. Bak hep gavur isimleri. Abi bizim Türk kültürü, Türk ismi dünyaya hakim olmadı. Abi. Emel Gülcen'i yazıyor acillerde. Ne yazıyor lan? Hiç gerek yok abi Türk ismi yaz. Rezerve değil abi. Ne derler onu bilmiyorum yani. Bu işleri değiştirmek lazım. Beni kızdırdılar yine görüyor musun? Bu tavuk eti. Ekmek arası. Ekmekle bizim lavaşların daha böyle pizza hamuru kıvamında. Bak bu işlerden anlıyorum ben ha. Bu işlerden anlıyorum biraz. Pizza hamuru kıvamında. Yumuşak, güzel yani. Bunlar şimdi bunlar kültür hırsızı diyorum ya. Belarus'a bir şey demiyorum abi. Belarus benim memleketim. Buraya bakıyorsun. Bu Avrupalı gavurlar. Şunu da kaçarız. Biraz yavaş hamur yapayım. Evet, İstanbul'a ya. Fikret bir şey. Bunlar da enerji patlaması oluyor. Böyle enerji içeceği içiyorlar, çikolata yiyorlar. Böyle yerlerde iyi içiyorlar ya. Anladınız mı? Eve giderken yarım saat sokakta iyi içiyorlar. Yetmiyor. Daha çok az yiyorlar. Ondan sonra Antalya'ya geliyorlar. Kemer sahilde geziyorlar. Bunlar anne babaları sahilde. 9-10-11 oldu mu herkes odalarına çekiliyor tamam mı? Evli bak çok çocuklu insanlar. Yoruluyor adam akşama kadar yüzüyor müzüyor belik bebek. Böyle 15-16 yaşında ergenler. Artık otelde mi tanışıyor, uçakta mı tanışıyorlar? Yoksa orta ailelerde tanıdıkları mı var? Abi işte gece 2-3'e kadar böyle üçlü dörtlü gruplarla geziyorlar sahilde. İskele'ye geziyorlar, gidiyorlar mesela İskele. Otelin uzağında yaşıyorlar.
Gidiyorlar da görmüşsünüzdür. Oturuyorlar. Şu büyüklükte böyle ses bombası. Bu büyüklükte ya. Daha otelin içine geliyor. Açıyorlar. Ve ellerine böyle çay maya almışlar. Ya da işte meyve suyu içine. Oradaki bizim SMC'ler var. Diyarbakır çocuklar. Azıcık bira attırıyorlar. Gaz olmaz onun için 50 mu? Ama yasak. Sabaha kadar, 3'e 4'e kadar orada bağıra çağıra böyle muhabbet ediyorlar. Bunların bir tık büyükleri de böyle iskelerin karanlık yerlerinin zula yerleri var. Oraları keşfediyor, oraya atıyorlar. Çok affedersin orada muhabbet ediyorlar. Evet. 2 sene sonra gelir bunlar anne babalarıyla. Evet. Bak bu kızda da uzman var. Sen ne diyorsun ki hocam? Sol ayağına girersen şöyle olur. Sağ elini sol elini işersen böyle olur. Bunlar bir faydası olmaz abi kimse. Bak bu çocuklar burnunu hızla takmış. Alt taraflarda dövme falan da vardır bunlarda. Bizim Türk kızları da, Türk gençleri de. Bunlardan eksik tarafları yok. Ya bu lamba böyle soldan soldan vuruyor ya abi bana. Nur saçıyor şu gibi. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Böyle daha iyi. Yoldan çıkıyorlar. Böyle sol ayakla git, sağ ayakla çık. O işleri falan bunlar kolay işler. Onlara gelmeden başka şekilde bunları düzeltmemiz lazım bizim. Benim bunlarla ilgili projelerim var. Abi. Bu gençleri dünyayı gezdirmek lazım. Ve küçük kasabalarda evlerden dışarı çıkıyorlar. Dünyayı oradan ibaret zannediyorlar. Onlar beni anlamıyor, ben onları anlamıyorum. Abi gezdireceksin çocukları. Genç çocuğu, ergen çocuğu çok sıkmayacaksın. Okusun, gezsin, tozsun. Anlatabiliyor muyum? Biraz düşsün, kalksın. Yani psikolojik olarak hal, hareket. Düşe kalka, sen uzaktan kontrol. Ahmet Davutoğlu'nun bir projesi vardı ya, çöktü. Kontrollü iyimserlik diyoruz. Şurada kontrol edeceksin. Ama zıkmayacaksın. Kontrol iyimserlik miydi lan neydi? Tam söyleyip de. Kontrol iyimserlik. Dışarıdan kontrolü bırakmayacaksın ama sıkmayacaksın. Sıkarsan dizma da takar, dövme de yapar. Böyle gözünün içine 3 aylar geldi, kandil geldi, hadi cumaya, hadi namaza, sabahın köründe kalk, tekmeye at. Özellikle erkek çocuklarına. Erkek çocuklarına böyle itip kalkmayacaksın abi. Kız çocukları, anne şımartıyor, baba da şımartıyor, kız çocuğu ya, tamam. Yapı olarak da daha erken ergenliğe giriyorlar. Daha erken olgunlaşıyorlar. Mantık olarak da bizden iyiler o konuda. Aile maile fazla dokunmuyor kızlara ama bak bu erkek çocuklarını şımartacaksın abi. Erkek çocukları itip kakılarak büyüyor. Yani böyle sahipsiz büyüyorlar. Hani ya bu erkek işte kendi başına gider gelir diyorsun. İşte kendi başına gidiyor da gelmiyor. Sonra müganlığa çıkıyoruz. Benim çocuğum kaçtı. Kaçar da mı? Ya bunun kızı erkeği yok da. Erkek çocuklarını abi biraz böyle din min işlerine fazla sor abi. 18-20 de. Din işlerine girdi mi çocuk? Çocuğu cemaatlere kaptırırsın. Vallahi ben. Daha da alamazsınız. Kız çocuklarına bir şey diyemiyorum. Onların yeri ayrı. Tamam yetişkinleri eleştiriyoruz da. Bu da bir yere kadar.
Erkek çocuklarını öyle Diyanet'in bursunun haricinde, devletin okulun dışında bir yere göndermenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi ben böyle dedim ya, toplumun yarısı artık süredir. Sonra sürekli böyle dedi abi, bir bildiği vardır. Abi tecrübe, tecrübe. Tamam. Yok, göz zinası yaparsan çok affedersiniz. Buradan söylemeyeyim, yetişkinler falan da şimdi izler. 3 ay, 5 ay. İleriki zamanlar. Kitaplar da öyle yazıyor abi. Diyor ki, şimdi hep erkek üzerine fetvalar yazılır. Fıkıh kitapları var ya. Ulan KFCG, Ömer aldık, nelerden konuşuyoruz ya? 18. dakikada. Öpüşü. Bak biz senin yaşındayken tarlada inek biliyorduk. Diğeri de ona bakıyor. Abi var ya. Neyse. Ne diyordum lan ben? Bak şimdi böyle zamanlarda resmene çıkacaksın hemen. Neyse arkadaşlar, fazla kafanızı şişirmeyeyim. Mevzunun dışına çıkıyoruz.